Değerli izleyenler, Es Gazete haftanın yorumunda yine birlikteyiz. Şöyle geçtiğimiz haftaya bir baktığımızda aslında çok da sakin bir hafta geçirdik. Haftanın en önemli olaylarından biri Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan emniyet operasyonunda tutuklanan 5 kişiden 4'ünün de kalan 4'ünün de serbest bırakılmasıydı. Neydi bu? Daha önceki haftada Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan operasyonda 5 kişi tutuklanmıştı. Bunlardan biri hemen ertesi gün bir üst mahkemeye yapılan itiraz sonucu serbest kalmış. Birkaç gün sonra da diğer 4'ü yine bir üst mahkemeye yapılan itiraz sonucu serbest kaldılar. Bunlar tabii ki tutuksuz yargılanacaklar, yargılama devam edecek. Ama hiç kimseye kesin yargı kararı verilmeden, kesin hüküm verilmeden suçlu diyemeyiz. Suçsuz da diyemeyiz. Çünkü bir soruşturma başlatılmıştır. Olay yargıya intikal etmiştir. Bunun duruşmaları devam edecektir. Yargı kararından sonra bekleyip göreceğiz. Ne olduğunu da, ne olup olmadığı da ortaya çıkacak. Evet, şimdi geçtiğimiz haftaya yine baktığımızda Eskişehir bundan 10-15 sene önce mobilya sektöründe oldukça ilerlemiş bir kentti ama yıllar içerisinde biz bunu hemen komşumuz Bursa'nın İnegöl ilçesine ve Ankara'ya kaptırmıştık. Mobilya sektörü şimdi Eskişehir'de yine var ancak beklenen düzeyde değil. Ama geçtiğimiz hafta Mobilyacılar Odası Başkanı Recep Yıldız'ın da açıklamalarına göre Eskişehir'de yeni bir mobilyacılar kooperatifi kuruldu. Ve bu hemen hızla, yine Recep Yıldız'ın açıklamalarına göre hızla ilerleyecek. Bu hem şu anda Baksan Sanayi Sitesi'nden şikayet ediyoruz hem çevresindekiler hem içindekiler. Bu bir anlamda Baksan Sanayi Sitesi'nin de düzenlenmesi, temizlenmesi anlamına geliyor. Ayrıca mobilya sektöründe çalışanların da bu kooperatif aracılığıyla Eskişehir'in mobilya sektöründe yine eski günlerine döneceğinin işaretini veriyor. Buradan Recep Yıldız ve diğer bu işte uğraşanları kutluyoruz. Şöyle bir baktığımızda yine haftaya, geçtiğimiz haftaya önemli bir ziyaret gerçekleştirildi. Eskişehir Sanayici ve İş Adamları Derneği Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Ricciardoni'yi ziyaret ettiler Ankara'da Büyükelçilik'te. Burada elbette tabii çok şey konuşuldu. Ancak öne çıkan Ricciardoni'nin de dediği gibi İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra Anadolu'da Amerika'nın yatırım yapmak istediğini, bu illerin başında da Eskişehir'in geldiğini söyledi Ricciardoni. Ve önümüzdeki aylarda bu konuda Eskişehir'e gelecek bir heyetin bazı temaslarda ve incelemelerde bulunacağını da söyledi. Bu da Eskişehir için, Eskişehir sanayisi için önemli bir gelişmeydi. Geçtiğimiz haftanın bir önemli olayı da tabii ki Eskişehir Spor'un maçıydı. Bize yıllardır ters gelen Gençler Birliği'ni Ankara'da öncelikle Diego'nun müthiş füzesiyle ve arkasından da uzun haftalardır gol suskunluğu yaşayan Necati'nin golüyle 2-0 yenmeyi başardık. Gençler Birliği'ni ilk yarıda da burada yenmiştik biz. Böylece bize yıllardır ters gelen Gençler Birliği karşısında şeytanın bacağını kırdık. Şöyle geçtiğimiz haftaya bir baktığımızda fazla da bir olay yok dedik. Sakin bir hafta geçirdik geçtiğimiz hafta. Bu arada Es Gazete'nin yazar kadrosu da giderek genişliyor. Eskişehir'in deneyimli gazetecilerinden Şaban Bağcı da aramıza katıldı. Es Gazete'de yazılarını sürdürüyor. Ayrıca Sevim Şahin de kendine has kalemiyle yazılarına başladı. Evet, bizi izleyin diyoruz. Hem haftanın yorumunu hem Es Gazete'yi Google'a girip Es Gazete yazdığınızda karşınıza çıkıyor ve Eskişehir'deki bütün haberleri Es Gazete'den alabilirsiniz. İyi haftalar diliyorum.